akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 8 Ocak 2023. Çamlıca Sivri Haber Bültenimize hoş geldiniz. Her pazar akşamı olduğu gibi bu akşam da sizlerle Çamlıca Koleji'nden haberleri paylaşmak için ekranlardayız. Ben 9B sınıfından Jiana İngül. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. İlk haberimize muhteşem bir detayla başlamak istiyorum. Çamlıca Koleji artık TSN ISO 9001 kalite yönetim belgesine sahip Şanlıurfa'nın ilk ve tek özel okul olarak çalışmalarına devam ediyor. Sizlerin de bildiği gibi Çamlıca Koleji yönetim ve eğitim sisteminin planlı, sistemli ve sıkı takibiyle mevcut kaliteyi artıracak bir süreç yürütüyordu. Bu sürecin devamı olarak Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından kalite yönetim sistemi belgelendirilmesi kapsamında okulumuza TSE saha çalışması yapılmıştı. İşleyişimize ve çalışmalarımıza dair tüm hususlar titizlikle değerlendirilerek TSN ISO 9001 belgesini almaya kazandık. Bu belgeyle eğitimdeki kalitesini tescilleyen okulumuzda TSE İl Müdürü Sayın Ömer Kahraman tarafından TSN ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini takdim edildi. İdareci ve öğretmenlerimizin katıldığı belge töreninde TSE bayrağı da bayraklarımızın yanında yerini aldı. Liselere giriş sınavı LGS'ye girdiği yıl Türkiye yüzeylik dilimi olarak %0,5'lik dilime girerek çok güzel bir başarı elde eden lise öğrencimiz Yusuf Alkış bu yıl sınava girecek 8. sınıf öğrencimizle bir araya geldi. Alkış 8. sınıf öğrencileriyle LGS sınavı süreci hakkında kendi yaşadıklarını, sınava nasıl çalışacağı, hangi konular üzerinde durulması gerektiğine dair önemli noktaları paylaştı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Alkış, çalışma disipline sahip olmanın altını çizerken öğrencilere bir takım önerilerde bulundu. İşte önerilerden bazıları. Bir ders çalışmak için öncelikle okul zamanınızı okulun programına göre ilerletmeniz lazım. Okulda bir şey varken okulun dışında başka bir şeyle uğraşırsanız bu bir yanlış olur. Öncelikle okulda okulu dinlemeli. Zaten etütleriniz var. Etütte de ders çalışmalısınız. Bunun dışında eve gittikten sonra verimli ders çalışmak adına ne yapabilirim derseniz çalıştığınız dersi sonrasında eksiğiniz kalmayacak şekilde tamamlamalısınız. 12. sınıf öğrencilerimizle Harran Üniversitesi'ni ziyaret ederek bölümler hakkında sorularımıza cevaplar aradık ve merak ettiklerimize dair bilgiler edindik. Öğrencilerimizin mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında farklı alanlarda eğitim almayı hedefleyen 12. sınıf öğrencilerimize Anatomi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretmen Üyesi Serdar Babacan eşlik etti. İlgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Ercan, öğrencilerimizden Ela Nehir Ertürk ve Onur Akçan ile GAP Gündemi Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Çamlıca TV projesi ile kendilerini hem kişisel olarak gelişen hem de medya alanında deneyimler elde edilen öğrencilerimiz, basın ve yayın organlarına dair alanı yerinde gözlemleme fırsatı buldular. GAP Gündemi kurucusu Veysel Polat ve haber sorumlusu Tuba Polat'a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik rehberlik servisinin tarafından teknoloji bağımlılığı ile ilgili çalışma yapıldı. İlkokulda her sınıfta özel olarak yapılan çalışmada öğrenciler sebep-sonuç ilişkisi kurarak teknolojinin doğru kullanımı yönünde bilgiler edindiler. Ortaokulda ise teknoloji bağımlılığı seminer şeklinde verilerek öğrencilerin farkındalıklarını arttırılması hedeflendi. 6. sınıf öğrencilerimize yönelik fenleri bilgi yarışması düzenlendi. Vücudumuzdaki sistemler konusunda öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla uygulanan bu yarışmada öğrenciler kıyasıyla yarıştı. Bilgi yarışmasına yarışacak öğrenci takımları ise önceden yapılan bir sınavla belirlendi. Karaciğer ne işe yarar? Eğlenceli anların da yaşandığı yarışmada sonunda berabere kalan iki sınıfımıza canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu cumartesi de Ölçme Değerlendirme Birimimiz tarafından sene başında planlanan akademik takvim doğrultusunda deneme sınavları yapıldı. Deneme sınavları sonrasında kendi sınıf seviyesinde birinci olan öğrencilerimizin fotoğrafları deneme sınavı başarı tablomuzda asılmaktadır. Çamlıca Koleji'nde her öğrencimiz başkasından öte kendisiyle kıyaslanarak değerlendirilir. Bir önceki sınavına göre kendi seviyesinin üzerine ne koyduğuyla ilgilenir. Bu sebeple deneme sınavı başarı tablosuna fotoğrafı asılan bir diğer öğrencimiz de kendi sınıfında önceki sınava göre en çok net attıran bir öğrencimizdir. Bu haftanın başarı tablosunda yerini alan öğrencimizi kutlar, sırasını bekleyen diğer öğrencimize de başarılar dileriz. Bu haftalık da Çamlıca TV Haber Bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve tabii ki aynı kanalda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.